Bizim ocaklarımız maalesef sık dikim. Yani burası genellemeye bakarsak geniş. Çok geniş. Evet. Yani 5 metreye yakın bir yerdir. Geniş burası. Bizim ocaklarımız ortalama 3 metre, 3,5 metre civarlarında dikimler vardır. 3-3,5 metre dikimlere binaen, yani 3,5 metre bu şekil, 3,5 metre enine olduğundan dallarımız zaten çok sık. Güneş almıyor. İstesek de istemesek de bu böyle. Bunu artık kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gelelim dedemin tekrar lafına. Dedem rahmetli derdi ki çok dal, çok fındık. Ben bunu seyreltmeye gittim. 20 daldı. 15'e düşürdüm sonraki yıl. Sonraki yıl 12'ye düşürdüm. Şu an ortalama 8 dal ve 7 dalla ilerliyorum. Mutlu Bey'le tekrar bu yıl içerisinde 2 defa bahçelere çıktık, baktık, inceledik. Bu yıl benim ocaklarımın 5 dala inmesine karar verdik. İnşallah bu şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. İşte fındık sonuna gelirsek, tekrar bu sene yaptırmış olduğumuz tahlillerde toprağımızın pH'ının düşük olduğunu gördük. Bunun neticesinde organik maddelerin düşük olduğunu gördük. Mikro elementlerin eksik olduğunu gördük. Yani biz fındıkçıyız demeyelim, biz fındık tarlası diyelim. Yani fındık bir terim vardır yani, fındık tarlası mı, fındık bahçesi mi? Bizim bahçelerimiz maalesef bahçe değil, fındık tarlası. Ben kendi adıma istiyorum ki fındık tarlası olmasın, fındık bahçesi olsun. Rahmetli diyeyim dedesi bunu söylemiş, çok dal, çok fındık, yani yanlışmış. Biz de öyle biliyorduk mesela, çok su, çok üründür derlerdi. Varsa öyle değil mi? Diyebilirim ki evet. Yani 25 Ocak'tan şu an 10 dal, 8 dala düşürdüğüm halde, yani o günlerde 7-8 ton fındık alırken bugünkü verimim ortalama 12 ton civarlarına çıktı. Başka söz söylenmez. Ya işte baba tek. Evet. Hani babası iki tane olsa anlayacağım. Baba tek. Çocuk çok. Ne yapsın garibim? Bakabildiğine bakabiliyor. Bu sefer boş, hurda, randıman altı, bir sürü problem. Ama tecrübe edinmiş. Evet. Aynı tecrübelerle. İşte kayıt sistemi dediğim yani tarım buydu. Artık hakikaten fındıkçılık ve diğer tarım üretim şekli böyle genç çiftçilerimizin, bilinçli çiftçilerimizin sayesinde hakikaten iyi noktaya gideceğine ben de inanıyorum. Çünkü bu ülke tarım ve tarıma dayalı sanayiyle ancak kalkınacak diyorum. Son sözü size veriyorum. Evet. Şimdi fındıkla ilgili dönem değil ama şimdi elimde güller var. Hepimiz biliriz bunu. Evet. Karadeniz bölgesinde gül dedim mi bahçedeki gül değil de fındıktaki kozalak akarı aklıma gelir. Elimde güller var. Daha yeni gül olmuşlar. Bunlar aslında sizin fındıklarınız. Bununla ilgili önceden şunu derdik. Ya işte birer ocak atlayarak sayım yapın. İşte 4-5 baktığınız zarar aşamasında değil bırakın. İşte zarar aşamasındaysa mücadele edin derdik. Artık öyle değil. Kesinlikle mücadele edin. Bu verimin %50'sine kadar etkiler. Evet. Küçücüktür. Gözde görülür veya görülmez. Küçücük bir canlıdır ama sizin cebinizdeki paranın %50'sine göz dikmiş. Hortumlar diyorsun. Hortumlar hiç affetmez. Hiç affetmez. Bununla ilgili mücadele yapmak çok zor değil. Baharda başlayacak mücadelesi. Ha, kışın zaten budama yapıyoruz ya. Ola ki böyle görürsek de eski dedemizin sistemiyle koparalım. Yol alalım, yolu patın. Ama asıl mücadelesini bunu baharda, ilkbaharda başlayacağız. Bununla ilgili mücadele yapmak çok önemli. Fındığın önemli konularından birisidir. Yani şu elimde eski de var, yeni de var. Gidiyor bizim. Yani bizim çotanaklar gidiyor. Şimdi fındıkçılık evet iyi noktalara geldi. İnşallah daha iyi noktalara geldiğini göreceğiz hep birlikte. Rakamsal anlamda konuşuyorum. Çok daha güzel noktalara geleceğini göreceğiz. Fındığa sahip çıkan kurumların daha çok sahip çıktığını da göreceğiz. Ama biz burada üretici olarak bahçeye küsmeyelim. Yani yıllardır benim yaşadığım tecrübelerde bahçesine küsen çok üretici gördüm. Neden? Açılıklanan fiyattan memnun olmayıp bahçeye küsen üretici gördüm. Küsmeyin. Bu size bu sene lazım değil. Seneye de lazım. Bir sonraki sene de lazım. Çocuklarınıza da lazım. O yüzden bahçelerimize küsmeyelim. Bilinçli tarım, bilinçli üretim bize başarı getirir. Netice getirir, kazanç getirir. Bu kazanç da dediğiniz gibi hepimizi etkiler. Evet. El birliğiyle bu işin üstesinden gelebiliriz. Daha iyi, daha güzel neticelere gelebiliriz. Değineceğim bir konu daha var. Sonbahar uygulamalarının hep önemine değiniyoruz ya. Neden önemli? Şimdi ışkımlara bakarsanız, kameraman arkadaşımız da size gösterecek. Işkımlarda şu an küllemenin emarelerini şimdi onu soracaktım ben. Evet. Küllemeyi çünkü biraz yüzeysel geçtik az önce. Emarelerini görebiliyorsunuz. Şimdi fındıkçının bütün Karadeniz'de en büyük derdi fındığım yandı.
Yanmanın iki sebebi var. Birisi resmiyete kavuşan külleme, ikincisi hala gayri resmi olan kurşuni küf. Hazirana kadar olan külleme, Haziran 20'sinden sonra bahçenizde musallat olan kurşuni küf. İkisi de akrabadır, amca çocukları diyebiliriz. Şunu. Beyaz beyaz, yani şu an bunu görebiliyoruz. Hı hı. Bu ne demek? Seneye eğer biz burada bilinçli bir tarım uygulaması yapmazsak, gelecek sene biz bu bahçede ve civardaki bütün bahçelerde, sadece bu bahçeye özgü bir şey değil, evet, külleme ile ilgili başımız derde girecek. Peki buna şimdi ne yapabiliriz? Hazır şimdi yapraktan uygulamalar yapıyoruz ya, biz hazırladığımız programda bunu da düşünerek uygulatıyoruz. Ve özellikle şunu istiyorum. Karadeniz bölgesinde girdiğim birçok bölgede ilaçlama sadece lokal tepeye yapılıyor. Yukarıda. Fındık nerede? Şurada. Çak ilacı. Ya burası ocağın bir şeyi değil mi burası? Canavarı burada. Olmaz. Hep tabir dedik ya, ilaçlamanızı yaparken çok affedersiniz ama ağaçlarınıza, ocaklarınıza abdest aldırın. Bu bölgeler de dahil olmak üzere her yerini yıkayın ki şu gövdeleriniz tertemiz olsun. Bakın hepinizin gövdesinde, ocaklarınızın gövdesinde bu beyaz nekrozlar var. Evet. Hepimizde var. Çünkü Karadeniz'e karış karış gezdik. Her yerde var. Bunlar size masraf. Hocam bu da mı? Bu yosunlaşma. Normalde zararsız deriz ama çoğaldığı zaman çeşitli mantarı hastalıkların bize kışlayacağı bir ortam oluşturur. Hmm, yani onlara bir zemin hazırlıyor. Tabii, gün ışığı, işte burada budamanın da önemi geliyor. Budarsak gün ışığı girer. Gün ışığı girerse buradaki zararlı artık faaliyetini yürütemez. Şimdi hemen başlamak lazım mı? Yani bu küllemeye falan. İlaçlamaya yani şu an... Kesip atsak, ilaçlama yapmasak da kesip atsak olmaz, kurtarır mı? Olmaz. Niye ama... bakır istiyoruz biz? Niye bakıra geleceğiz şimdi? Niye bakır istiyoruz? Budamayı da yaptık. Yarayı da açık bıraktık. Küllemesi var. Bakteriyel yanıklığı var. Artık var da var. Eski dedemizden kalma hastalıklar yok. Bir sürü envai çeşit yer var. Açıkta bıraktın gittin. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Ama budamayı yaptın. Güzelce abdest aldırır şekilde kış uygulamanı da yaptın. O uykuya yattı. Sen de eve git güzel güzel uyu. Tozlaşma bitene kadar. Peki benim macunun önemi var mıdır? Çok kesin önemli. Büyük dallarda özellikle büyük dallarda kestik. Aşı macunu olur. Tavan boyası olur. Su bazlı tavan boyası olur. Zor gibi görünüyor. Alacak fırçayı da kim sürecek arkadaş? Bahçen kuruduğu zaman onu sürecek yerin kalmayacak ama. Evet, yani bu da çok önemli. İşçilik yani valla kimse kusura bakmasın ama çalışacağız. İşleyen demir ışıldar. Biz alıştık tembelliğe çalışacağız. Bakarsan bağa bakmasan artık kupkuru bir dal olur. Valla söylüyoruz. Biz teknik ekip olarak herkese söylüyoruz. Herkes de İşin aslı yapıyorlar da, yapılacak da. Yani güzel günler göreceğiz. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, Agroida'nın sunduğu Gelecek Tarım'da programı bu haftalık bu kadar. Evet, gelecek hafta başka bir konu, başka bir konukla devam edeceğiz Tarım Türk ekranlarında.